Hadis şerh etmem. Çalışmadan. Fetva vermem. Çalışmadan. Bunu sadece İslami ilimler için yapmam. Antik Yunan'la ilgili 200'e yakın kitap okumuşum. Video çekmek için hala bir sene daha yoğun çalışayım ki öyle çekeyim derim. Karnımı kaşıyarak konuşmam. Tamam. Biz İslam'ın çocuklarıyız. Selman-ı Farisi'nin söylediği gibi daha önce bunu söyledim. Bizim babamız İslam'dır. Babamız bize borç bıraktıysa borcunu öderiz. Bundan da gocunmayız. İslam bugün bizim elimize mağlup gelmiş. Uhud zamanı doğmuşuz diye bakarız. Ve önümüzde güzel günler var diye bekleriz. Ve babamızın borcunu öderiz. İslam bizim babamızdır. O yüzden babam bana borç bıraktı diye babamı tutup ortalarda eleştirmek de benim kanaatimce bir haysiyet eksikliğidir. Duruyorsun, tamam mı? Bilgisayarın karşısına geçiyorsun. Işığın kamerana vuracağını, seni çekeceğini, o görüntünün insanlara aktarılacağını, kulaklığını taktığında sesin gideceğini düşünüyorsun. Sabah, her sabah güneş aynı yerden doğuyor, aynı yerden batıyor, yağmur yağıyor, yerin altından, toprağın içinden bir tohum yürüyor. Sen bunların hepsine kaotik diyorsun. Sen kaotik derken, tamam mı? Kafanın içindeki nöronlarla dilin arasında bağlantı var, böbreklerin takır takır çalışıyor, kalbin takır takır çalışıyor. Tüm bunlara kaotik diyorsun ve bundan dolayı Allah yok diyorsun. İnsanlara da Allah yoka inanın diyorsun. Bu yüzden Allah seni cehenneme attığında zulmetmiş olmuyor. Çünkü sen inkar edilebilir bir şey inkar etmiş olmuyorsun. Konuşurken, sen konuşurken bütün azaların seni yalanlıyor zaten. Şu koluna bu emri verdiğinde her seferinde kalkıyor bu kol. Bizim kendisiyle mücadele ettiğimiz şey cehalettir. Gerçekten cehalettir. Yani teorik temellendirmesini yapıyorsunuz meselenin, izlemiyorlar. Teorik temellendirmesini yapıyorsunuz, ayet hadis yok, ben hiçbir şey göremedim yazıyorlar. Ondan sonra gelip teorik temele saldırmaya çalışıyorlar kendi kendilerine. Kullandıkları tabirlerin, kavramların ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Bizim kendisiyle mücadele ediyor olduğumuz şey cehalettir. O yüzden cahiliyedir. Birincisi rutin olarak, ritmik olarak linç yiyen bir insan. Tamam. Bir, Mevdudi videosu çekmişim. Türkiye'deki bir sürü insanı kaşır. İki, hadis inkarcılarıyla uğraşıyorum. Senin o evrimci dediklerindense tamamı zaten. Hatta hadis inkarcıları ondan daha geniş bir grup. Onlarla uğraşıyorum. Bak, takipçi kaybetme kaygım olsa onlarla uğraşma. Tamam. Üçüncüsü, sizle uğraşıyorum zaten. Sadece felsefe çeksem siz de izlersiniz belki. Beşincisi, siyasi hiçbir partiye müntesip değilim. Gördüğüm her partinin şeylerini de tenkit ediyorum Twitter'da. Takipçi peşinde olsam bunların hiçbirini yapmazdım. Tamam. Ad hominem'iniz de bittiyse ben size ağır gelirim kardeşim. Rahlemize oturursunuz yani şey konusunda. Felsefe mantık konusunda rahlemize oturur ders alırsınız. Hatta muhtemelen rahlemize oturup ders alacak kadar da felsefe bilmiyorsunuz. Sebebi ne biliyor musunuz? İslam mağlup bir medeniyettir. Hakkında atıp tutmak, ahkam kesmek gayet kolay ve rahattır. Siz bu ülkenin içinde doğmuş insanlarsınız. Sizin kültürünüzü binlerce yıl savaştığınız Batı tahkir ediyor. Siz de aynı tahkirle dininize yaklaşıyorsunuz. Bu ülkenin içinde kafir bile olsa, kafir bile olsa kaliteli bir insan İslam'a saldırmaz. Tamam mı? Der ki ben bu kültürün içinde doğdum. Benim kültürüm mağlup bir kültürdür. Benim kültürüm mağlup olduğu için aşağılanıyor. Gereken değer ona gösterilmiyor. Kaliteli bir insan bu ülkede İslam düşmanı olmaz. Tamam mı? Kalitesizliktir bu. Tahammül edip izliyorsunuz. Ben de tahammül edip çekiyorum. İnanın yani. Yoksa bu kadar. Yani ben burada hiç bu kadar pespaye düzey bir kitabı incelemedim daha önce. Şuna uyup cehenneme gidene yazıklar olsun. Vâhirud davâne enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.